Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, ben Mine, nasılsınız? Ayşegül, ben de iyiyim. Memnun sağ olun. Oldum. Siz, buyurun. Ben de öyle. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba, Nurşah, ben de. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar. Ben geldim. Hoş geldiniz. Ne kadar enerjiksiniz. Mine Hanım'ın karşılamasını güzel buldum. Sevecan iyi bir insana benziyor. Umarım böyle devam eder. Mine Hanım'ın karşılaması güzeldi, sıcaktı. Gayet normal karşıladı bizi. Nasılsın? Nasılsınız? Hayırlı uğurlu olsun. Ne kadar güzel enerjik hanımlar. Merhabalar Yusuf Beyciğim, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Buyurun, sizi de alalım böyle. Genelde sessiz insanlardan korkun diye bir klişe söz var. Korksunlar benden. Sen nasıl buldun Mine abla? Harika, çok ışıl ışıllar maşallah. Mine Hanım da biraz da enerjisi yüksek bir insan. Evet. Böyle neşeli insanları da seviyormuş. Nasibiniz iyi bir ev sahibi çıktı haftanın ilk kezine. Evet. Evet. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Kesinlikle çok sevdim. Bu karşılamasını. Evet, güzel. Evet, evet, çok teşekkür ederim. O zaman merak ediyor musunuz Mine Hanım'ı? Evet. Merak ediyoruz. Merak edilecek bir kadın yani. Sabah biraz ayaküstü sohbet ettik. İddiasından yani... İddiası bir kenara, hayat olarak da bayağı bir iddialı bir hanımefendi. Hmm. Kaç dönüm zeytinliğiniz vardı? Dönümünü o kadar bilmiyorum ama ağaç olarak söyleyebilirim. Kaç ağaçtı? 2500. 2500 ağaç. Ve tek tek onlarla ilgileniyormuş, evet, uğraşıyormuş. Ama devamını dinleyemedik. Şöyle bir baştan sizi bir tanıyalım. Yani eminim siz de merak, evet, ediyorsunuz. Evet, rakibinizi. Evet, 50 yaşındayım. Bursa Gemlik, Büyükkumla mahallesinden geliyorum. Büyükkumla köyünden. Esnafım, bir tane oğlum var, eşim var. Esnaf, aa, zeytinlikle alakalı mı? Hayır. Esnaf, ben çeyizciyim, pikocuyum. En sevdiğim şey. Kızlara, genç kızlara çeyizler yapıyoruz. Bu zamanda da bu arada bayağı bir yönelme var yani. Var, eskiye var. Dönüşü var, her şeyi pikolatıyorlar. Eski kaneviçeleri, eski de annelerimizin dantellerini alıyoruz. Yeni montajlıyoruz, modernize hale getiriyoruz. Amerikan servisleri, runnerlar, evet, sunumluklar, masa, evet, örtüleri, çok güzel şeyler çıkartıyoruz. Mine Hanım baskın bir karaktere benziyor, zorlu bir rakibe benziyor. Dediğim gibi ama benziyor. Tabii ki bunu göreceğiz. Evlenme işi nasıl oldu? Vallahi biz görücü usulüye evlendik eşimle. 3 ayda evlendim ben. 3 ayda? 3 ayda. Gözü keskin. Merak ettim açıkçası, 3 ayda nasıl bu kadar... Vallahi benim eşim Gemlik'in yerlisi, Büyükkumla'nın yerlisiydi. Uzaktan da akrabaydık. Zaten biliyorsunuz bu görücü usulü olayları genelde tavsiyelerle oluyor. Biraz da araştırıyorsunuz. Bir araştırdık, biz kayınpederimden annemin... Anneannesi akraba çıktı. Kütükler uyuştu da gönüller bir hemen uyuştu. Akrabalık olunca zaten hiç tanımaya, başka insanları araya sokmaya gerek kalmıyor zaten. Ama sizin işte bizim zamanımız öyle sanki tanışma olayları olmuyordu. Benim eşim çok yakışıklı bir adamdır, sarışın, uzun boylu. Göçmen mi eşiniz? Manav. Manav. Ya ama Büyükkumla'nın yerlisi. Yani sadece beyefendinin dış görünüşüne mi aldandınız yoksa? Çok sakin bir adam. Sen Koç daha burcu, enerjiksin. Ben daha enerjiyi. Babamız onay verdi. Allah rahmet eylesin babacığım. Olur Mineciğim dedi. Tamam babacığım dedim. Evlendik. Kahvelerimizi içelim mi şöyle elinizden sıcak? Tabii ki içelim. Sıcak. Nasıl alırsınız efendim? Sade içelim. Sade içiyorum. Sade. Sade, 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 az şekerli. Müsaadenizle ben kahveleri yapayım. Ellerinize sağlık efendim. Sağ, teşekkür ederim. Mine Hanım benim için özgüvenli duruyor ama bence yapamayacak. Mine Hanım karakteri sağlam, güçlü gözüküyor ama mutfakta nasıldır bilmiyorum. Çalışan bir kadın olduğu için belki mutfakta o kadar başarılı olamayabilir. Ayşegül Hanım sanki böyle bir şey diyecekmişsiniz de diyemiyormuşsunuz gibi bir hava var. Kesmek sizde istemedim. Çok şey diyeceğim. Hem fark et, böyle bir kıstı gözlerini, bir Allah'ım sen bana sabır ver diye. Hayır hayır, ne öyle oldu? Değil, yakın bir şey olmadı. Piko'dan falan bahsetti ya, ben de yapıyorum. Ama kendime, dışarıya değil, esnaflık şeklinde değil. Zeytinden bahsetti. Eşim Manisa Aksarlı. Bizde de çok zeytin tarla. Yani yakın geldi şeyler de o yüzden. Sadece Mine Hanım biraz baskın bir karakter, birine benziyor. O birazcık herhalde zorlu bir bayan. Ama benim için hiç fark etmiyor. Dediğim gibi sonuçta ben varsam birinci benim. Karşımda kim olursa olsun benim için fark etmez. Yusuf Beyciğim, siz Yusuf, de tanıyalım. Ben 24 yaşındayım. İstanbul'da babaannemle beraber yaşıyorum. Mağaza sorumlusuyum. Yakın zamanda işten ayrıldım. Tabii yine teklif aldım. Yarışmadan sonra geçiş tekrar yapacaksınız. Geçiş hayırlı yapacağım. Olsun. Farklı bir şirkete geçiş yapacağım. Resim çizmeye bayılırım. Yayından sonra birkaç parça göstermek yani isterim. Yani yeteneğiniz var yoksa canın yeteneğim istiyor var. Değil. Can sıkıntısından bazen kafamda... Bazıları resim çizer ama öyle rastgele çizer. Senin yeteneğin var anladığım kadarıyla. Yetenekten ziyade kafamda kurcaladığım, hayal ettiğim şeyi resmetmeyi çok severim. Güzel hayal dünya geliş. Sen nerelisin? Muşluyum bu arada. Muşlusunuz. Muş Malazgirtli. Hoş geldiniz tekrardan. Türkiye'ye giriş kapısından geldim. Hadi bakalım efendim. Yusuf Bey'den hiçbir şey beklemiyorum aslında. Hiç yapabileceğini düşünmüyorum. O sadece saçını düzelsin. Üstünü düzelsin. Biraz takıntılıymış o konularda.
saçıma kıyafetime önem verdiğim gibi yemeğime de önem veriyorum. Vereceğinde Nurşah Hanım hiç merak etmesin. Güneş Hanımcığım siz? Güneş Yılmaz, Mersin'den geliyorum. 37 yaşındayım, ev hanımıyım. Bir tane kızım var. Bir tane var. Hazır mısın Güneş? Hazırım. Yani bak 82 milyon izliyor bu programı. 7'den 70 sokaktaki herkesi çevir. Şu an ekran başında izlediklerini hep söylüyorlar. Bugünü bekliyorum. Hazırsın yani evet, bu konu. Hazırım. Hadi bakalım Güneş gibi parlayacak mısın inşallah. Güneş Hanım çok sakin duruyor ama sessiz atın tekmesi pek olur. Acaba içinden sonradan bir şey çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Ama şu an gayet pasif, sakin birine benziyor. Evet Nurşah Hanım siz? Ben Sakarya'dan geldim. Aslen Artvin Hopalıyım. Hemşinliyim. Bir evliyim. Bir tane de oğlum var 2 yaşında. Öyle. Üniversite mezunuyum ama okumuş ev hanımıyım. Oğluma bakıyorum. Çocuk olunca diyorsun. Aynen oğluma bakıyorum. Peki bak iddialı yarışmacılar var. Hazır mısın? Hazırım. Kendine güveniyor musun? Güveniyorum. Cidden? Nurça bir kere bana göre çok heyecanlı. Yani el ayağı çok titreyip karışıyor. Kendi gününde de eminim ki çok heyecanlanıp her şeyi birbirine karıştıracak. Vallahi rakiplerim fena değiller, tatlılar ama sonra göreceğiz. Masada göreceğiz. Ayşegül Hanım'a gelmek istiyorum efendim. Gözlerinizde büyük bir iddia görüyorum. Aynen öyle. Yani böyle bir kendinden emin bir oturuşunuz var. Aman hadi bitsin de ben yapayım şöyle bir an önce der gibi bir haliniz var. İddialı mısınız Ayşegül Hanım? Hem de çok. Hem de çok. Bir kere ben varsam asla başkası birinci olamaz. Ben birinci olmaya geldim. Onu göreceğiz. Buyurun. Tabii ki göreceğiz. Tabii yani, ki göreceğiz. Sonuçta herkes iddialı. Herkes kazanmaya geldi. Teşekkür tabii ederim. Ki göreceğiz. Evet sizi de tanıyalım. Büyük bir iddianız olduğunu öğrendik. Evet. 46 yaşındayım. 2 tane oğlum var. Zor Bey'im ve İl Bey'im. 24 yaşında Zor Bey'im var. 11 yaşında İl Bey'im var. İzmirliyim. İzmir'de doğdum, büyüdüm. Oradan geldim. İzmir'i çok seviyorum zaten. Hem emekliyim hem çalışıyorum. Emekli misin? Evet. Bacım sen nasıl emeklisin? Bu nasıl emeklilik? Şöyle tutayım. EYT'den emekli oldum. Ha EYT'den emekli. Ah evet. EYT bir bana bak. Ama çalışıyorum, yöneticilik buyurun. Yapıyorum. Teşekkür ederim. 30 senede çalışıyorum. Yani stajda başladım lise zamanında. Zaten kendi bölümümü okudum. Hazır giyim üstüne. Hep böyle kafaya koyduğunuzu yapan biri misiniz? Evet hep yaptım hayatımda. Peki Ayşegül Hanımcığım. Hayatımda istediğim de alamadığım, yapamadığım hiçbir şey olmadı. Yani şu an bana ne kadar iddialı olduğunuzu gösterebilir misiniz? Yani nasıl ispatlayacaksınız bize tabii mesela? Tabii ki hemen göstereyim. Kız ayakta mı göstereceksin? Evet. Aa! Şöyle göstereyim ben. Ayşegül Hanım haricindeki diğer yarışmacıları çok sessiz buldum. İddialı gözüküyor Ayşegül Hanım. Yaptığı şovla da zaten kendini belli etti. Ayşegül Hanım'a gerçekten onunla uğraşacağım, uğraşmak istiyorum. Gerçekten çok sivri dilli ve küpeleri de zaten sivri, dili gibi sivri. Hanımefendi cuma finalden sonra eğer hani böyle bir şey varsa bu tişörtü giyseydiniz pazar... Başkaları da vardır. Oturun. Başka giyeceklerim de vardır. Başka sürprizlerim de vardır. İstemiştir kendini ama... Hiç öyle edecek. Bir şey yok. Avutma görüşte gibi bir şey sanırım. Ben yani varsam hiç kimse birinci olamaz. Ayşegül Hanım bu programı kaybedecek. Aynen öyle. Hepimiz göreceğiz. Nasıl bakalım? Önemli. Nasıl bir özgür lafa değil. Bir iddia. Tamamıyla lafa değil. Ben inşaata bakarım. Kesinlikle. Aynen öyle. Böyle konuşanlar genelde bence, zaten... Bence olmuyor. Erken konuşuyorsunuz Ayşegül Hanım. Evet. Neden? Elleriniz çok titriyor. Bizi... Evet. İyi misiniz? Konuşmamızdan... Ben çok iyiyim. Ben iyiyim. Sizin elleriniz çok titriyor. İnşallah hafta sonunu getirirsiniz bayılmadan. Ayşegül Hanım'a birazcık sinir oldum evet. Çünkü karavanda kahvaltı yaptık. Zaten konuşmamız yasak. Birazcık telefonunu bana böyle çevirerek gruba mesaj attığını gördüm. Güneş Hanım'la benim için bir hakaret yazdı. Yusuf Bey için de hani o küçük zaten onu hallederim gibisinden bir yazı yazmıştı. O yüzden birazcık zıt gittim. Ben teselli olarak düşünüyorum. Hani kendini motive etmek için. Bence o kadar yüksek enerjisi tabii. Olsa buna ihtiyaç duymazdı. Bence motivasyon bence olarak de. Yapmış. Tabii tabii. Kendine emin olan biri zaten. Ben öyle bir şey aklımdan bile geçirmem. Ama yani neye zaten dayanıyor? Zaten geldi olmasa bunu giyip gelmezdim. Neye dayanıyor mesela? Bak diyor ki ben girdiğim her ortamda birinci olmuşum. Ya ilk günden işte göz korkutacak. Güya hani iddialı olduğunu ortaya koyuyor ama ben şahsen kadar... kendime güvendiğim için öyle bir şeye ihtiyaç duymam. Ayşegül'ün tişörtünü görünce bana komik geldi. Öyle bir motiveye şahsen kendime ihtiyaç duymuyorum. Sen kadar ne düşünüyorsun Nurşah? Bu kadar iddia da günü geldiğinde fos çıkarsa sen niye Nurşah'a hafta sonuna kadar bayılmazsın dedin? Hayır bana dedi ya biraz ben önce elleriniz için titriyor. Çok heyecanlıyordum. Elleriniz titriyor diye yo, böyle titriyor, hani bayılacak mısınız diye ben de ona onu söyledim. Öyle. Kendi yani öyle bir hali vardı ki inşallah hafta sonunu getirebilir. Göreceğiz bakalım kim hafta sonunu getiriyor. Peki kahvelerimizi içtik. Bursa'dan geldiniz. Bursa'dan. Lezzetli bir şehir.
İddialısınız da. Eminim ki hoş şey gelmemiştir. O zaman şöyle karşıdaki kameraya sayar mısınız? Buyurun efendim. Efendim açılış olarak kesme düğün çorbamız var. Ara yemeğimiz çarşaf böreğimiz var. Yoğurtlu mercimek ezmemiz var. Ana yemeğimiz pideli köfte. Bursa'mızın meşhur pideli köftesini yapacağız. Bizim sahil yöresine ait çatal tatlısı yapacağız. Çatal tatlısı? Evet. Salata yok. Salata yok. Her salata yok mu? Yok. Ha, pideli köftenin yanında salata. Böreği kendiniz mi açacaksınız peki? Tabii ki. Mine Hanım'ın menüsünü çok fazla karbonhidrat buldum. Yani çorbadan başlayıp tatlıya kadar sadece hamur. Tamam eliyle açabilir ama bakalım eliyle mi açacak tabii. Ve salatası yok. Çarşaf böreğin hazır yufkadan olalım mı? Yani kaç çeşit bazıları yapıyor ya öyle. Beş çeşit. Beş çeşit oldu. İki saatin sonunda her şey yetişecek mi? Göreceğiz bakalım. Yetişecek. Ama Ayşegül Hanım'ın bu tişörtünden sonra Mine Hanım'ı kimse tutamaz gibime geliyor. Bana öyle bir enerji geldi. Göreceğiz bakalım. Hadi bakalım yani belki görelim. De istemeden uyuyanları da uyandırdınız Ayşegül daha Hanım. Daha iyi işte. Daha güzel program olmuş. Ellerinize sağlık efendim. O zaman sizleri uğurlayalım. Masada görüşmek dileğiyle. Hadi bakalım. Evet, sağ olun. Sağ olun. Onlar hırslanabilir ama benim için hiç fark etmiyor. Ben kendimi biliyorum. Kendime çok güveniyorum. Zaten buraya da kazanmak için geldim. İlk günden bence hepsinin bunu görmesi gayet iyi oldu ki görsünler kim birinci. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.